Dünyaca ünlü politika dergisi Erdoğan'ın yerine gelecek ismi açıkladı. Amerika'da yayın yapan küresel dergi Foreign Policy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye liderlik edemeyecek kadar hasta olduğu öne sürdü. Dergide, Erdoğan'ın yerine geçebilecek en kuvvetli adayın ismi de yazıldı. Foreign Policy'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta olduğu öne sürülerek yerine geçebilecek en kuvvetli adayın ismi verildi. Analizde, Erdoğan 2023 öncesi gerçekten de savunmasız olabilir, ancak durum çoğu insanın düşündüğü gibi değil. Yeniden seçilmek için aday olamayacak kadar hasta olabileceğine dair işaretler var, ifadeleri yer aldı. Foreign Policy'ye göre, son aylarda Türk liderin pek de iyi görünmediği bir dizi video ortaya çıktı. Bazıları diğerleri kadar net değil, ancak birlikte ele alındığında Erdoğan'ın sağlığı hakkında bazı bariz soruları gündeme getiriyor. Örneğin bir klipte, Cumhurbaşkanı merdivenleri çıkarken karısının yardımına ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Bir diğerinde ise Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine ev sahipliği yapan Anıtkabir'de ayaklarını sürüyerek yürümekte güçlük çekiyor. Geçtiğimiz Temmuz'da büyük ilgi gören bir başka videoda da Erdoğan, bir televizyon yayınında AKP üyelerine bayram selamı verirken konuşmakta güçlük çekiyor. Erdoğan'ın olası rakipleri, analizde Erdoğan sonrası döneme ilişkin öngörülerde büyük yer tutuyor. Buna göre, AKP'nin adayını iki kez mağlup ederek İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, zorlu bir politikacı, olarak tarif edilen Ankara'daki mevkidaşı Mansur Yavaş ya da İyi Parti lideri Meral Akşener, AKP adayının olası rakipleri arasında. Foreign Policy'ye göre, İmamoğlu, Yavaş veya Akşener'in Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına dair makul senaryolar var. Erdoğan'dan sonra sözde normal siyasete dönüş mümkün, ancak bundan şüphe duymak için de çok sayıda neden var. AKP çevresi kazancını riske atmak istemez. Analize göre bu nedenlerden ilki, Erdoğan'ın AKP aracılığıyla Türkiye'nin siyasi kurumlarını ya oydu ya da kendi iradesine göre şekillendirdiği gerçeği. Bu bağlamda, yapılacak seçimlerin özgür ve adil olacağını hayal etmek zor. İkincisi ve daha önemlisi ise Erdoğan'ın 20 yıllık görev süresi boyunca AKP çevresinden insanların çoğu zaman şüpheli araçlar ve uygulamalar yoluyla zengin ve güçlü hale gelmiş olması. Foreign Policy'ye göre bürokrasi, medya ve iş dünyasında önemli yer tutan bu çevrenin, kendilerini daha demokratik bir siyasetin belirsizliğine teslim ederek kazançlarını bu kadar kolay riske atmaları pek olası görünmüyor. Olası adaylar, Akar, Fidan, Soylu. Analizde, ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğu iddia edilen Erdoğan'ın yerine geçebilecek muhtemel isimler ve aday olma potansiyelleri şu şekilde tarif ediliyor. Erdoğan sonrası Türkiye'yi bu koşullarda, belki de olağanüstü hal altında, başka bir güçlü adamın yönetebileceği ihtimali dikkate almaya değer. Erdoğan'ın yakınındaki güçlü isimler arasında istihbarat şefi Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor. Üçü arasında Akar, liderliği üstlenmek için en uygun konumda görünüyor. Fidan, Türkler tarafından iyi tanınıyor, ancak daha çok Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kapalı kapıları ardında faaliyet gösteriyor. Soylu ise son aylarda hakkında bir dizi YouTube videosu yayınlayan ve kendisini yolsuzluk ve organize suçla ilişkilendiren Sedat Peker adlı Türk mafya liderinin söylemlerinin ardından epey zarar gördü. En güçlü aday, Akar. Analize göre en güçlü aday olarak gösterilen Hulusi Akar'ın Soylu ve Fidan karşısındaki en büyük avantajı 2003 ve 2004 yıllarındaki reformların ardından savunma bakanı olarak silahlı kuvvetlerin başına gelmiş olması. Analizde bu durum şu sözlerle ifade ediliyor. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı ve daha sonra Milli Savunma Bakanı olan Akar, Temmuz 2016'dan sonra silahlı kuvvetlerin yeniden şekillendirilmesinde merkezi bir rol oynadı ve bu durumda orduyu yeniden siyasi bir rol oynayacak konuma getirebilir.